Cenab-ı Hak ihtiyaçlara göre inşallah bizleri konuştursun. Rızasına muvafık işlere inşallah bizi muvaffak eylesin. Rızasına has bir an-ı seyyale insanın hayatının sonuna kadar onun rızasının olmadığı geçirdiği dakikalardan, saatlerden, yıllardan daha kıymetli, daha değerli. Hep bu an-ı seyyalenin arkasından koşmaya çalışıyoruz. Yani insan bazen aklına geliyor yani yaptım, yapamadım, edemedim, işte efendim tam değerlendiremedim gibi şeyler söylüyor da fakat öyle zannediyorum. O an-ı seyyaleler böyle hayat içerisinde dağınık vaziyette. Bir anda bir yerde yakalandığı anda Cenab-ı Hak inşallah onu ebedileştirir, baki hale getirir. Öbür tarafta inşallah karşımıza çıkarır. Terazide de inşallah o çok ağır basar. Onun için hayatımızın sonuna kadar onun peşinde olmamız lazım. Yani bir mevcudu meçhul. Arkasına düşmüşüz. Bilemiyorum ki yani aramasını da biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Yani o da ayrı bir şey. Cenab-ı Hak tam aratsın inşallah. Öyle o meçhule doğru gidiyoruz. Yani sadece asarından bazı şeyleri görüyoruz, fark ediyoruz, hissediyoruz. Yani o asarından bile gördüğümüz şeyler karşısında hayrete düşüyoruz yani. İçimizde onu araştırma, arama, işte efendim bulma aşkı, şevki, heyecanı sürekli ateşleniyor. Cenab-ı Allah yani rızasına muvafık olduğu ölçüde inşallah yani hakiki aranması gereken neyse onu aratsın. Yani onun peşine düşürsün. Buradan dur olmayalım. Yani geriye durmayalım. Sürekli bunu yani bu meselede kazıp duralım yani o cevheri bulacağımız ana kadar. Buluruz bulmayız onu bilemiyorum yani Allah bilir. Fakat yolunda olanları bile inşallah bir geçen hafta zannediyorum hani o 99 insan öldüren sonra da işte 100 insan öldürüp tevbe eden insanın meselesini anlatırken ifade etmeye çalışmıştım. O hayırlı insanların içerisine doğru hareket edince Cenab-ı Allah o tevbesine ispat edilmiş tevbesine, harekete geçmiş olan tevbesine hürmeten Cenab-ı Allah onu rahmet melekleriyle aldırdı, götürdü. Rahmetin olduğu yere götürdü yani. Belki hayatında hiç hayır yapmamıştı, iyilik yapmamıştı, güzellik yapmamıştı ama yani o niyeti bile yani onun kurtulmasına vesile oldu. Yani dolayısıyla yani bıkmadan, usanmadan, şöyle olmadı, böyle olmadı deyip ümitsizliğe kapılmadan yani işte efendim bunca senedir bu işin içerisindeyiz, hala şunu elde edemedik, hala şöyle gözümüz açılamadı, hala firasetimiz işte efendim okuyamıyor, burnumuzun ucunu bile göremiyoruz, edemiyoruz falan. Havasına çok fazla şey yapmayalım yani çok fazla girmeyelim. Cenab-ı Hakk'ın rızası nerede çok bilemiyoruz yani. O bizi rızasına muvaffak işlere inşallah muvaffak ederse kurtulduk demektir. Zaten derdimiz de bu, işimiz de bu. Yani hem kendi adımıza kurtulma hem de insanlığımız adına, insanımız adına hep beraber kurtulma yani. Maksadımız, derdimiz inşallah bu olsun. Elhasıl şimdi biz 5. vece gelmiştik. 22. mektubu okuyorduk. 22. mektup uhuvvet meselesi demiştik. Uhuvvet risalesi demiştik. Uhuvveti bozan bazı esaslar vardı. Bunlar tarafkirlik gibi, inat gibi, haset gibi, kin gibi, düşmanlık gibi meselelerdi. İşte bunlar uhuvveti bozuyorsa o zaman biz bunları ele alalım. Bunların hakikat nazarında doğru olmadığını, hikmet açısından doğru olmadığını, adaleti mahza, Kur'an-ı Kerim'in emrettiği adaleti mahza açısından doğru olmadığını, insanın şahsi hayatı adına da doğru olmadığını, aynı zamanda manevi hayatını da bozan şeyler olduğunu, dolayısıyla manevi hayatı adına da çirkin şeyler olduğunu ifade edelim. Dolayısıyla insanlar bu açılardan bunun problemli olduğunu görünce o zaman düşmanlık yapmazlar, o zaman inat etmezler, o zaman tarafgirlik yapmazlar, o zaman kinden, nefretten, hasetten uzak dururlar. Dolayısıyla da bunlardan uzak durduğumuz zaman bunlar uhuvveti bozan şeylerdir. Virüsler gibi şeylerdir. Bunlardan uzak durduğumuz zaman Allah'ın inayetiyle o zaman kardeşliği tam sağlamış oluruz. Birbirimize tam sahip çıkmış oluruz. Kur'an emrettiği o, ilan ettiği daha doğrusu. İnnemel müminûne ihvetun diye ilan ettiği, müminler kardeştir diye bize söylediği, belki emir verdiği, yani siz kardeş olun dediği. Daha sonra Nebisinin diliyle ve kunu ibadallah ihvana diye açıktan söylettiği, ey Allah'ın kulları kardeş olun birbirinizle diye emrettiği esası belki yakalayabiliriz yani. Manasında
Bu 22. mektubun 1. mefasında üstad meseleleri ele almıştı ve anlatıyordu. Biz de baştan itibaren onları yer almaya çalıştık. Biz en son nereye geldik? 5. vecihe gelmiştik. 5. vecihte de hayatın içtimai açısından bu tarafkirliğin, bu adavetin yani düşmanlığın, kinin ve nefretin doğru olmadığını anlatmıştık. En son el hubbu lillah vel buğdu fillah esasına uyalım vel hukmu lillah diyelim. Bu âli düsturları kendimize düstur elde edelim. Yani Allah için sevelim. Kızdığımız şeylere Allah için kızacaksak, buğz edeceksek Allah için yine kızalım. Yani bu hususlarda hükmü Cenab-ı Allah'a bırakalım. Yani birisinin bir problemi olduğunda, sıkıntısı olduğunda yani kendimize dokunduğundan dolayı değil de Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık olmadığından dolayı buğz yapacaksak öyle buğz yapalım. Buğz yaparken de sadece o çirkin vasıflara buğz yapalım. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize yapmış olduğu muamele gibi davranalım. Yani bizlere Cenab-ı Allah görüyorsunuz işte bir günahımız olduğu zaman tevbe imkanı veriyor, istiğfar imkanı veriyor. Bizi bütün bütün silip atmıyor, imandan çıkarmıyor, kulluktan çıkarmıyor. Yani artık sizin çok bir işe yaramazsınız. Dünyada siz olmasanız da olur. Yani siz günahkarsınız falan demiyor. Yine bizi yaşatıyor, yine bize rızıklarını gönderiyor, yine bize rahmetiyle muamele ediyor. Bizim günahlarımızı da efendim tövbemizi kabul ederek bağışlıyor. O tarafımızı bizim ıslah ediyor. Orayı ıslah edecek bize muallimler gönderiyor, mürşitler gönderiyor. Bazen arkadaşlar gönderiyor. Yani rahmetini o cihetle aynı zamanda gösteriyor. Ama bizi bırakmıyor yani. Elimizden böyle yahut da böyle ne yaparsak yapalım tutuyor. Şimdi bu Allah ahlakıysa o zaman biz de böyle yapalım. Yani biz de bir kardeşimizden buğz edeceğimiz bir şey gördüğümüzde, bir sıkıntı gördüğümüzde elinden tutmaya devam edelim. Yani onun yanında olmaya devam edelim. Yani ona birisini gönderelim gerekirse. Başka başka yollar bulalım. Tabiri caizse alttan girelim, üstten çıkalım ama fakat onu ıslah etmeye çalışalım. Elimizden gelmezse ıslah etme, efendim onun adına istiğfar edelim. Onun adına dua edelim. Yani Cenab-ı Hakk'a yalvaralım, yakaralım. Bu kardeşimizi kurtaralım yani. Bu manada eğer biz birbirimize böyle bakarsak, hükmü de bu hususta Cenab-ı Allah'a bırakırsak, yani vel hukmu lillah dersek, yani o zaman Allah'ın ayetleri çok rahat bir şekilde bu işin içerisinden sıyrılmış oluruz. Kardeşliğimize zarar vermeden sıyrılmış oluruz. Hükmü de öbür alemde Cenab-ı Allah zaten verecek. Onunla ilgili 3-4 tane belki ayet okumuştum hatırlayacaksınız. Yani فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ yahut da bir başka ayet kerimede فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ diyor. Yani hayırları, iyilikleri, güzellikleri ağır basarsa da zaten onlar kurtulacaklar. Yani Cenab-ı Allah hükmü de o şekilde verecek yani. Yani %51 bile insanın iyiliği olsa, güzelliği olsa, hayrı olsa Allah katında bu insan kıymetli olacak, değerli olacak. Biz de böyle baktığımız için, böyle alkışladığımız için, böyle kabul ettiğimiz için, Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla ahlaklandığımız için bakın Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık iş yapmış olacağız. Çünkü öyle mesela diyelim insanlar olur, siz o insana kızarsınız, rahatsız olursunuz, belki arkasından konuşursunuz falan, belki Allah muhafaza gıybetlere, tenkitlere girersiniz. Halbuki hakikatte yani onun hakkında verilen hüküm Allah katında o insanın iyi olmasıdır. Yani hayırları, iyilikleri ağır basmıştır. Allah katında kıymetlidir yani, o değerlidir. O zaman Allah katında kıymetli olan birisiyle ilgili ben kıymetsiz diye bir hüküm vermiş olurum. Değersiz diye bir hüküm vermiş olurum. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmına hüküm vermiş olurum. Efendimizin esaslarının rahmına hüküm vermiş olurum. Bu da benim için iyi olmaz yani. Ben Cenab-ı Hakk'a niye isabet etmeyeyim yani? Neden Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse durduğu tarafta durmuş olmayayım? Nasıl duracağım, nasıl bileceğim? Yani Allah ondan razı mıdır, değil midir? Esaslarımız var, yani ölçülerimiz var. O kadar çok ölçümüz var ki. Cenab-ı Allah göndermiş bu ölçüleri. Bunlar şey gibi, cevap anahtarları gibi. Yani hayatınızdaki imtihanınızın sorularını bu cevap anahtarlarının üzerine yerleştirdiğiniz zaman zaten onlar hemen size gösteriyor. Bu doğru, bu yanlış, bu doğru, bu yanlış, bu doğru, bu yanlış çıkartıyor zaten hemen. Dolayısıyla yani şaşırmaya da gerek yok. Allah böyle mi bakar, şöyle mi bakar, acaba böyle mi razıdır, şöyle mi razıdır? Birisinde bir problem oldu, acaba buna nasıl bakar? İşte bunu siler atar mı yahut da işte efendim onun elinden tutar mı, tutmaz mı? Bunların bütün esasları elimizde var Allah'ın dostu. Bütün hepsi var. Yani bu açıdan çok şanslıyız. Yani menhellu azmil mevrutlarımız var, bizim tatlı su kaynaklarımız var, oraya bakıyoruz.
Oraya bakınca da Allah'ın niyetiyle Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olanı fark ediyoruz, hissediyoruz. Kendimizi tabiri caizse çek ediyoruz. Çek edince de işimize devam ediyoruz yani. Elhasıl işte burada en son ona bağlamıştı. Eğer dedi yani Allah için sevme, Allah için buğz etme, hükmü Allah'a bırakma, bu gibi diyor, âli düsturlar olmazsa nifak ve şikak meydana gelir. Yani herkes kendi düsturlarıyla hareket eder. Yani herkes kendi bakış açısını devreye sokar. E bana göre işte efendim ben bunun bakışını beğenmedim, ben bunun yürüyüşünü beğenmedim, ben de bunun konuşmasını beğenmedim falan. Yani neye göre beğenmedin? Sana göre beğenmedi. Sana göre uymayabilir. Öbür tarafta meseleyi senin ölçülerine göre alıp ölçmeyecekler ki. Ve mezmu yevme izinil hak diyor Kur'an-ı Kerim. O gün ölçüler hak ölçüler olacak diyor. Kimsenin ölçüleri olmayacak. Dolayısıyla kabirde mesela sen bundan razı mısın değil misin? Buna nasıl bakıyordun falan? Bu nasıl oturuyordu? Bir değerlendir bize falan demeyecekler. Yani bu ölçüler hak ve hakikat ölçüler olacaklar. Dolayısıyla da yani böyle bakılırsa yani kendi nazarından insan bakmazsa nifak olmaz Allah'ın da, şikak olmaz yani ayrılık olmaz. Evet diyor vel budu fillah vel hukmu lillah demezse o düsturları nazara almazsa adalet etmek isterken zulmeder. Zulmedebilir, zulme açık hale gelir. Bununla ilgili birkaç örnek verecek şimdi. Hala bakın hayat içtimai noktasından bu işin yani içtimai hayat toplum hayatı noktasından bu işin güzel olmadığını, doğru olmadığını anlatıyor. Yani bu vecihin zaten vazifesi bu. Bu vecihin, bu kısmın derdi bu. Yani düşmanlık olursa, taraf birlik olursa, inat ve haset olursa toplum hayatını bozar. Bunların olduğu yerde sosyal hayattan bahsedemezsiniz. Bunların olduğu yerde bir cemaat hayatından bahsedemezsiniz. Bunların olduğu yerde bir birlikten, beraberlikten, dayanışmadan, ittifaktan, vüfaktan bahsedemezsiniz. Niye? Çünkü toplum bir araya gelir, bir araya gelerek iş yapar. Ve bu esaslarda, bu gibi meselelerde bu birlik ve beraberliği bozan şeylerdir. Dolayısıyla nasıl tutturacaksınız bunları yani? Tutturamazsınız diye bu noktadan anlatmaya devam ediyor ve Allah için sevme, Allah için buğz etme ile ilgili örnek veriyor şimdi. Caiz ibret bir hadise. Bir vakit İmam Ali radıyallahu anh bir kafiri yere atmış. Kılıcını çekip keseceği zaman o kafir ona tükürmüş. O kafiri bırakmış, kesmemiş. O kafir ona demiş ki, neden beni kesmedin? Şimdi bir parantez, hani geçen hafta da ifade etmeye çalıştım. Parantezler çok oluyor bizlerde. Ama hakkınızı helal edin. Belki mesele uzuyor, farklı yerlere kayıyor ama fakat bu parantezleri açmadığımız zaman şu karşımızdaki metinlerin anlaşılmasında yahut da belki farklı anlaşılmasında, yanlış anlaşılmasına biz meydan verebiliriz. Onlara meydan vermemek lazım. Yani şu hadise Hazreti Ali Efendimizin bir kafiri yatırması ve işte efendim onu öldürmeye çalışması meselesi bu muvakkat bir hükümdür. Yani o cihatla ilgili bir hükümdür. Yani o dönem itibariyle biliyorsunuz cihat yapılıyordu. Yani insanlar savaşıyorlardı. Savaş esnasında birbirlerini öldürüyorlardı. Ve o savaşın kendine has hükümleri vardı. Kaideleri vardı ve kuralları vardı. Efendim bu günümüzde bu böyle mi olmalıdır? Yani kafirleri işte efendim irşad ederken bu şekilde mi irşad etmelidir? Bu savunma savaşı mıdır yoksa işte efendim haddi aşma yahut da tecavüz etme savaşı mıdır değil midir? Bunlar her birerlerine kendine has makamları vardır. O makamlara bunlar çekilir. O makamlarda görüşülür ve konuşulur. Biz şimdilerde ne diyoruz? Yani diyoruz ki maddi kılıç kınına girmiştir. Neden? Çünkü beşer artık terakki etmiştir. Beşer artık kemale, aklen kemale ermiştir. Beşer artık taharri hakikat dönemine girmiştir. İlim aşkının arkasına düşmüştür. Mantık ve mantalitesini çalıştırmaya başlamıştır. Söz hakim olmaya başlamıştır. Dolayısıyla hakim olmak istiyorsanız, dolayısıyla sözünüzü dinletmek istiyorsanız, dolayısıyla meselenizi birilerine ifade etmek istiyorsanız, o zaman söz sahibi olacaksınız. O zaman belagat sahibi olacaksınız. O zaman asrınızı iyi okuyacaksınız. O zaman asrınızdaki insanınızı iyi okuyacaksınız. O asrın insanın özelliklerini iyi okuyacaksınız. O asrın gerektirdiği şeyleri iyi okuyacaksınız. Dolayısıyla nabza göre şerbetleri vereceksiniz falan. Bir onu noktaya çekiyoruz biz meseleyi. Onun için ayrı bir platformun işi orası. O platformlarda bazı bu has hükümler, hususi hükümler o platformlarda ele alınır ve o platformlarda değerlendirilir. Her hüküm kendine has platformda değerlendirildiği zaman yanlış anlaşılmadan insan kurtulur. Yanlış anlamadan kurtulur.
O zaman yanlış anlaşılmalar çok fazla olmaz. Kafaya da çok fazla şey takılmaz. Bu kadarcık ben sadece bu meseleyi açıyor, geri kapatıyorum. Burada Allah için sevme, Allah için buğz etme ile ilgili verilen bir örnek olduğu için de bu örneği okumaya devam ediyorum. Hazreti Ali Efendimiz savaş esnasında karşıdakini yatırıyor ve onu öldürmek istiyor. Savaş, savaş bu, öldürecek. Tam o esnada kafir tükürüyor ona, karşıdaki. Tükürünce suratına, o kafiri bırakmış, öldürmemiş. Kafir demiş ki, karşıdaki insan demiş ki ona, ya neden beni öldürmedin? Çünkü öyle zannediyorum, tükürünce hani biraz daha kızacak. Dolayısıyla kızdığı için de yani çok eziyet çekmeden, azap çektirmeden öldürecek. Yani hızlı bir şekilde öldürecek diye düşünmüş. Çok acı çekmemek için tükürmüş suratına. Hazreti Ali Efendimiz'e demiş ki, seni Allah için öldürecektim ben yani. Fakat bana tükürdün, hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni öldürmedim. Başlasınız, müthiş bir kıyamet gibi bir hengamenin içerisindesiniz. Ölüm kalım mücadelesi yapıyorsunuz. Çünkü az tereddüdünüz, yani savaş esnasında az tereddüt sizin ölümünüzle neticelenir. Yani değerlerinize o kadar kıymet veriyorsunuz ki o tereddüdünüz sizin ölümünüzle bile neticelenecek olsa ölümünüzü değil, bakın o değerleri tercih ediyorsunuz. Yani üstadın İşaret-ül İcaz yazılırken söylediği çok enteresan bir şey var. Kur'an'ın diyor hakikatlerine o kadar kıymet vermiş ki avcı hattında diyor düşmanla burun buruna iken her an ölme mukadder iken, yani normalde insanın en büyük meselesi o olması lazım. Yani o ölümden kurtulması olması lazım. Çünkü vızır vızır kurşunlar sağdan soldan geliyor, geçiyor, bombalar patlıyor falan. Siz avcı hattında en uç noktadasınız, düşmanla burun burunasınız. Bir dakika sonra öleceksiniz. Böyle bir hava içerisindesiniz. O hava diyor, Kur'an'a o kadar kıymet ve değer vermiş ki, Kur'an'ın hakikatlerini çıkarmaktan onu alıkoymamış diyor. Yani bu şu demek, terazinin bir kefesine hayatını koyacak, bir kefesine de Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetin yahut da ayetin bir küçük cüzünün küçük bir parçasının yahut da bir kelimesinin yahut da bir tane harfinin bir nüktesini çıkaracak. O nüktesini çıkarmakla Kur'an'ın Kur'an olduğunu insanlara ispat edecek. Allah kelamı olduğunu ispat edecek. Yani terazinin öbür kefesine o harfin bir nüktesini koyuyor. Terazinin öbür kefesine de hayatını koyuyor baştan sona kadar. Hayatını değil de harfin nüktesini tercih ediyor. Hayatım gitse de olur, problem değil. Yeter ki bu nükte çıksın yani. Yeter ki insanlar bunu duysunlar, anlasınlar diye. O diyor o hengame, onu diyor o şeylerden geri çevirtememiş. Bu dersimi de diyor şeyden aldım yani. Hayatımı aldım falan diyor. Niye? Çünkü dedesi de tabiri caizse işte Efendimiz'i onu bağlayan nurani silsile. O da aynı buyurun. Savaş esnasındasınız, suratınıza tükürüyor birisi. Yani az tereddüt aşağıdan bir kamanın karnınıza batmasına sebebiyet verebilir. Az tereddüt arkadan birisinin sizi öldürmesine sebebiyet verebilir. Ama Kur'an'ın esası ne diyordu? Nefsin bu işe karışmayacak diyordu. Nefsin karışırsa geri çekileceksin, işi yapacaksan Allah için yapacaksın. Allah için işle, Allah için başla, Allah için otur, Allah için kalk. Dersini aldığı şeydi, Hazreti Ali Efendimiz'di. İşte Hazreti Ali Efendimiz de böyleydi. Yani hayatının terazinin bir kefesine hemen ölmesini ve hayatını koyuyordu. Diğer kefesine de Kur'an'ın esasını koyuyordu. Ki o Kur'an'ın esası neydi? El-hubbu lillah vel-bu'du lillah. Buğz edeceksen Allah için edeceksin. Nefsin için etmeyeceksin. Senin kafanı bozduğu için yapmayacaksın. Senin canını sıktığı için yapmayacaksın. Allah için bu meselede acaba tavır koydum mu, acaba bu koyduğum tavırda Allah'ın rızası var mı diyeceksin. Onun o yaptığı Allah'ın rızasına muvafık olmayan bir iş mi? Dolayısıyla ona göre tavır koyalım. Yoksa benim düşünceme ters bir işse, benim damarıma basılacak bir mesele ise, bana uymayan bir husussa o zaman ona tavır koyma hakkım yok. Tavır koyamam. Tavır koyup da bunu kendime bir bahane olarak da ortaya süremem. İşte efendim şundan dolayı böyle yaptım, bundan dolayı böyle yaptım diye nefis tezkiyesine de giremem. En büyük örneğini işte burada gördüm. Onun için diyor bak seni Allah için öldürecektim. Savaş tuttu bu yani. Fakat bana tükürdün, hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için diyor seni öldürmedim. O kafir ona dedi. Beni çabuk öldürmen için seni hiddete getirmekti derdim. Madem dininiz safi ve halistir,
O din haktır dedi. Ve dini tercih etti. Dine girdi. Bakın orada bile rehber oldu ve örnek oldu. Hani insanlar şöyle diyebilirler. Yani efendim siz el hubbu lillah diyorsunuz, vel budu lillah falan diyorsunuz ama nerede bunun örnekleri yani? Kim var ki yani? Kimler yapıyor ki bunu? Yani siz çok ütopik şeylerden konuşuyorsunuz. Yani böyle hiç ayakları yere basmayan, vakaya mutabık olmayan şeylerden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla da yani siz aslında böyle hayallere çağırıyorsunuz, hayallere davet ediyorsunuz falan diyenlere buyurun işte Cenab-ı Hak örnek gösteriyor. Belki böyle yüzlerce örneği vardır. Bizim bildiğimiz belki bir tane iki tanesidir. Kaldı ki yüzlerce olmasına gerek yok. Bir meselenin olabilirliğini göstermek için tarihte bir tane örnek olsa yeter. Bir tane olsa yeter sadece. Var mıdır bu? Vardır. Evet, burada olmuştur. Tamam, yeter. Başka kimse göstermiş midir? Hiç kimse göstermese bile önemli değildir. Çünkü bir insanın o işi yapması olabilirliğinin göstergesidir. O da insandır, o da irade sahibidir, o da bizim gibidir. Madem o yapmıştır, biz de insanız, biz de irade sahibiz, biz de yapabiliriz. Bakın yapabilmek, edebilmek olabilirliğinin gösterilmesidir bu. Öyle olunca elinizden bahane alınır. Hiçbir zaman suyu misal misal olmaz. Hüsnü misal misal olur. Yani bir meselede kötü örneğe bakıp işte bu olmadı. Bak bunlar hiç bu işi gösteremediler falan. Önemli değildir ki suyu misal misal alınmaz. Hüsnü misallere bakılır. Bu hususta bütün alem çekilse, bütün alem bu meseleyle ilgili bir şey ortaya koyamazsa üsve-i hasene kim dönülür ona bakılır ve ondan yeniden tekrar insanlar kendilerine çeki düzen verirler, hayatlarını tanzim ederler. Nitekim Huneyn'de hatırlarsanız herkes geriye doğru çekildiği zaman, sığınma ihtiyacı hissettiği zaman orada üsve-i hasene olan zat atıldı. Enen nebiyyü la kezip dedi. Yani ben nebiyim, bunda yalan yok dedi. Enen Abdülmuttalip dedi. Ben Abdülmuttalib'in torunuyum falan dedi. Yani tabiri caizse şöyle dedi insanlara. Nasıl dedi siz benim Abdülmuttalib'in torunu olduğunda şüphesizsiniz. Bu bir katidir, nettir, kesindir. Hiç kimse bu işi, bu hususta tereddüt edemez. Benim nebi olduğumda da dedi tereddüt etmeyin yani. Benim nebi oluşumda bu kadar katidir, tereddütsüzdür falan dedi. Bir tane örnek çıkınca ortaya etrafından hemen toparlandılar. Allah'ın izniyle yeniden o muvakkat olan mağlubiyet yeniden galibiyete çevriliverdi. Bir tanesi yetiyor sadece. Dolayısıyla buyurun. Bu iş utopik değil ki. Bu iş hayallere çağıran bir iş değil ki. Bu işin Allah bilir bizim bilemediğimiz ne gizli kahramanları vardır. Allah'la aralarında kalan tarihin ulaştırmadığı, insanların anlatmadığı, belki insanların görüp anlatmadığı olduğu gibi aynı zamanda insanların kendilerinin anlatmadığı. Bunu yaşıyor ama belki fakat kendisi anlatmıyor. Peki Allah'la aramızda kalsın. Yani o bahçe öbür tarafta açılsın. Burası açılmasın da ihlas zedelenmesin diyen ne babayiğitler vardır. Ne küheylanlar vardır. Biz bu küheylanların hiçbirisinden haberimiz yok ki. Sonra kalkıyoruz diyoruz ki var mı böyle küheylan? Var mı böyle babayiğit? Var mı böyle? Olmasa Kur'an-ı Kerim der miydi? Bize genelde hücum edenler yahut da bizi takdir edenler yahut da bizimle işte belli muamelelere giren insanlar genelde hani hizmet hesabına, hizmet-i imaniye, Kur'an'ı hesabına yapıyorlar bu işi. Yani biz şahsi olarak kaç insanı tanıyoruz ki? Yani şahsi olarak bizim kaç insanla muamelemiz var ki? Yani artık bir elbise giymişiz. Allah'a binlerce hamd sena olsun. Cenab-ı Hak onu çıkarmasın. Yani o elbise bir noktadan sonra artık bizim derimiz haline gelmiş. O işte bütünleşmişiz. Yani öyle olunca da insanlar tabii size hücum ederken de şahsınız adına çok hücum etmiyorlar. Hakaret ederken de çok şahsınız adına şey yapmıyorlar. Yani hakaret etmiyorlar. Çünkü neden? Çünkü siz o temsil ettiğiniz işin kenarına çekiliverseniz, ona sırtınızı dönüverseniz insanların sizinle hiçbir hesabı kalmıyor ki. Benimle hesabı olan insanlar benim birebir borcum olan insanlar olabilir en fazla yani. Ya şahsi olarak bana bir borcum olmuştur. Ya şahsi olarak işte efendim aramda bir husumet olmuştur. Ya şahsi olarak bir şeyler olmuştur. Yani ancak öyle olur. Ve şimdi bu işin içerisinden sıyrılıverdiğinizi düşünün. Kaç insanla şeyiniz kalır, probleminiz kalır? Çok insanla zannediyorum probleminiz kalmaz. Yani çünkü bizler şahsımız itibariyle kimseyle çok problemli yaşayan insanlar değiliz. Yani herkesi affetmeye çalışıyoruz. Şahsımız itibariyle de. Herkese iyi geçinmeye çalışıyoruz. Çocuğumuza bile bağırmıyoruz. Yani bizim şeyimizle kimseyle bir derdimiz yok. Yani şahsımız itibariyle kimseyle bir derdimiz yok. Peki ben geçenlerde belki örnek vermiştim. Yani birisinin
ayağına sivrisinek kondu. Şöyle kovalayayım dedim. Yani öldüreyim demedim. Bakın kovalayayım dedim. O da dedi ki ya dedi belki karnı birazcık dedi karnını doyursun sonra kovalarsın dedi. Yani şimdi böyle insanlar şahsi itibariyle böyle insanlarla kimin ne derdi olacak ki yani hiçbir derdi olmaz. Ama yani o üzerinize giydiğiniz elbise yani o elbiseye hücum yahut da sizin deriniz haline gelmiş o elbiseye hücum ister istemez altında siz olduğunuzdan dolayı siz onu taşıdığınızdan dolayı o hücumlar size geliyor yani. Dolayısıyla da yani o onları yani efendim benim şahsıma aittir. Dolayısıyla ben şahsıma ait şeyleri bağışlarım, affederim diyebileceğiniz bir yetkiniz yok. Çünkü bu noktalarda biliyorsunuz yani şahsi hukukta ben birisi benden borç almıştır. Mesela vermemiştir. Ben ona çok rahat diyebilirim. Ya helal olsun sana problem yok yani. Fakat benim temsil ettiğim bir şeyle ilgili bir borç almıştır. Sonra da onu getirmeyince tamam sana helal olsun bu yani falan diyemem. Onu gene dönerim, dolaşırım, istişare ederim. Ya böyle problemleri varmış, sıkıntıları varmış. Acaba yani şey yapsak mı yani, hibe etsek mi? Şu sıkıntılardan kurtarsak mı falan diye umumun şeyini alırım, fikrini alırım. Herkes ittifak halinde evet olabilir, yardım edilebilir falan, bunda bir maslahat vardır falan derse o zaman ben de gidip affederim, tamam getirmesen de olur falan diyebilirim. Yoksa kendi başıma çok rahat bir şekilde öyle ha sen getirme, olmaz, verme falan bunu ifade edemem, söyleyemem. Niye? Çünkü şahsımla alakalı şeyler değil bunlar. Yani. Onun için üstadın hani o müthiş ölçüsü var. Nefsi mütekellim vahde adına hazm-ı nefis insan yapabilir. Fakat maal gayr adına yapamaz bunu. Bu Arapçadaki şey tabirler biliyorsunuz. Yani ben dediği zaman insan şahsıdır o. Biz dediği zaman şahsın manevidir. Bir insan ben hesabına hazm-ı nefis yapabilir. Yani birisi bana sen beş para etmez bir adamsın dese ben hazm-ı nefis yapabilirim çok rahat bir şekilde. Allah razı olsun yani diyebilirim. Yani benim haddimi bildirdim. Nefsime işte efendim nefsimin burnunu kırdın. Nefsimin ayıbını gösterdin falan diye ona teşekkür ederim. Hiç problem olmaz. Fakat siz beş para etmezseniz dese bana dese ama bana derken de şahsı manevi kastederek siz beş para etmezsiniz dese o zaman ben orada desem ki ya hazm-ı nefis yapmak lazım, mütevazi olmak lazım. Evet biz beş para etmeyiz falan desem buna benim hakkım yok. Bu caiz değil çünkü. Nefsi mütekellim mal gayr hesabına hazm-ı nefis yapılmaz. Nefsi mütekellim vahde hesabına, tek yani nefis hesabına bu yapılabilir. Çok şey değil, problem değil. Yani şeyde de böyledir. Yani hukuk meselesi böyledir. Af meselesi de böyledir. Onun için yani şu anda insanlar eğer sizin temsil etmiş olduğunuz işe saldırıyorlarsa, o noktayı nazardan size vuruyorlarsa ve zarar veriyorlarsa, orada sizin zaten belki şahsınız hesabına şeyiniz olabilir ama fakat umum adına, biz adına, şahsı manevi adına sizin etkinizde olmaz, yetkinizde olmaz. Söz hakkınızda olmaz. Affettim deseniz bile şahsınız adına affetmişiz. Yani o parçayı, o kısmı affetmiş olursunuz. Diğer parça, o büyük parça, o parça kalır, o parça durur. Yani onun hakkını Cenab-ı Allah sorar. Kaldı ki yine ayet-i kerime çok net söylüyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Yani atom ağırlığınca şer işlediyse bir insan be mahal onu görür diyor. Onu görecektir falan diyor. Yani siz şey yapsanız bile, bağışlasanız bile, affetseniz bile onların hepsini teker teker hesabı öbür alemde çekiyor. Yani sorulur yani. İnsanlara sorulur. Bahane bulabilirler mi? Bulurlarsa kurtulurlar. Onu biz bilmeyiz. Yani Allah huzurunda bahane bulurlarsa şöyle yaptım, böyle yaptım ve bu bahaneleri de sahih bir bahane ise, az önce bahsettim, hakiki ölçülere göre bir bahane ise, o hakiki ölçülere göre bahaneyi buldu, bulan kurtulur. Fakat bulamayan, ben böyle zannetmiştim, ben böyle düşünmüştüm, ben böyle hesap etmiştim, onlar olmaz. Bu türlü şeyler olmaz. Kur'an-ı Kerim'de böyle belki onlarca şey var, ayet-i kerime var. Yani biz işte efendim öyle zannetmiştik, biz ondan dolayı takılmıştık. Biz işte efendim onlara uymuştuk. Biz işte efendim onların baskısından dolayı böyle yapmıştık falan diyen böyle feryadı figan edenlerin hiçbir tanesinin Kur'an-ı Kerim'de bahanesinin kabul edildiğine dair bir tane ayet yok. Ya böyle geçen, bu şekilde geçen ayetlerin hepsinde Cenab-ı Allah hepsi. Onlara diyor işte efendim Allah'ım iki kat verir azabı. Biz onlara takıldık falan diyor birileri. Likullin dırfın diyor Cenab-ı Allah. Herkese diyor iki kat var. Yani. Niye takıldınız ki diyor yani. Bir başka ayet-i kerime var. Yine o çok enteresan gelir bana. Bu çok meşhur bizim bildiğimiz hani kalu bela diye ifade ettiğimiz o kalu belayı anlatan ayet-i kerime. Orada diyor ki
biz diyor hani Hazreti Adem'den diyor onun çoluğunu, zürriyetini, çoluk çocuğunu çıkardık. Yani onun neslini çıkardık. Sonra onları diyor nefislerine şahit yaptık. Sonra onlara işte efendim ben dedim ki diyor ben sizin Rabbiniz değil miyim dedim. Onlar da diyor kalu bela. Yani dediler ki diyor bela. Evet onlar diyorlar ki işte kalu bela. Yani dediler ki bela evet yani evet bizim Rabbimizsin. Ayetin devamı daha enteresan. Bunu diyor niye yaptık diyor biliyor musunuz? Şöyle demeyesiniz diye yarın bir gün şöyle demeyesiniz. Yani bizim bundan haberimiz yoktu diye bir bahaneyle gelmeyesiniz diye. İki, biz abay ecdadımızı bizden öncekileri bu şekilde yaparken bulduk. Dolayısıyla biz de onların nesliydik. Biz de onlara uyduk. Ne yapalım yani bilemedik, anlayamadık demeyesiniz diye böyle yaptım diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla bakın yani öyle abay ecdadını o şekilde bulmuş. Efendim ben yolumu bulamamışım, anlayamamışım. Dolayısıyla ben babam ne yaptıysa onu yapmışım, ona uymuşum, gitmişim falan diyenler bunların bahanesini de alıyor. Ellerinden alıyor Cenab-ı Allah. Yok hiçbir yerde Kur'an-ı Kerim'de bu türlü şey yok abi. Bahane yok. Onun için yani hani orada bahane getirebilirim ben ne bileyim yani nereden bileyim. Ben yani beni kör yaptı, sağır yaptı falan. Anlamadım ben de kör oldum, sağır oldum falan. Öyle hayır insan öyle insana Cenab-ı Hak öyle güçlü bir irade vermiş ki. Yani birisi diyelim size ne kadar göndersin? Parayla da aramda çok şey değil ama mesela 5 milyar dolar gönderse. Sonra birileri de işte efendim ben bununla haberim yoktu, duymamıştım, bana haberi vermemişlerdi falan diye bahaneyle bunu sizden almasa yani. Hiç ihtimal var mıdır? Ölüyor olsan da kalkar alırsın. En ciddi hastalıklar içerisinde olsa gözün açılır. En yorgun olduğun dönemlerde bile yorgunluğunu unutursun. Birisi sana ulaştırmazsa onun canını okursun. Ya nasıl haber etmezsin? Ya nasıl söylemezsin? Ya nasıl ulaştırmazsın yani? Ya nasıl perişan edersin yani. 5 milyar dolar. Şimdi bizim esaslarımız 5 milyar dolardan daha değersiz esaslar mıdır? Niye insan iradesini ortaya koymuyor? Niye insan iradesiyle arkasına meselenin yaklaşmıyor, düşmüyor falan? Yani zannediyorum şeyi yok. Yani ben bunu kafadan bağıştan şey yapmam. Yani kafadan ifade etmedim. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın getirdiği işte ayetler karşısında meseleyi diyor şey yaptılar. Yani Alay inkar ettiler diyor. Sonra arkasından ayet diyor ki vesteykanet ha enfusuhum diyor. Fakat diyor nefisleri yakinen anladı, bildi ki bu sihir falan değil yani. ettiler. Dedikleri doğru değil. Nefisleri bildi diyor. Sonra diyor devamında fakat diyor cahadı. Yani şey yaptılar. İnat ettiler. Nefislerinin tasdiğine kulaklarını tıkadılar. Şimdi biz bunu böyle inkar etmezsek buna hakikat falan dersek elimizden mülk gidecek, saltanat gidecek, imkanlar gidecek, şunlar gidecek, bunlar gidecek, mahcup olacağız, mağlup olacağız, şöyle olacak, böyle olacak. Hani Mekke müşriklerinin çok meşhur bir şeyi vardı. Amr bin Yasir onların yanına gidince öyle işte orada demişti ki ya insanlar ennâsü sevâsiyetun ki esnânil muşt falan demişti. İnsanlar yani tarağın dişleri gibi birbirine eşittir falan demişti. Biraz öyle dine ait hakikatleri ve güzellikleri anlatınca Ebu Cehil zannediyorum. Karşıda Ebu Cehil diyor ki Leyse lemru sehlen kema tetasavvar ya feta diyor. Yani iş diyor senin diyor tasavvur ettiğin, düşündüğün gibi şöyle kolay değil genç diyor. Mesele diyor öyle yani hakikatmiş, iyilikmiş, ahlakmış, güzelmiş, tek ilahmış meselesi değil diyor. Mesele öyle o kadar basit değil diyor. Sonra ne olduğunu arkadan söylüyor. Diyor ki ilahetuna ibadetun ve ticaretun diyor. Bizim ilahlarımız diyor hem ibadet hem ticaret diyor. Yani senin dediğin gibi meseleyi ibadete hasretsek, evet sadece ibadet falan desek o zaman bizim ticaretimiz gidecek diyor. Kim gelecek buraya? Kim para kazandıracak bize diyor. Yani biz bunu kim yapacağız? Bize diyor iltifat ederler mi o zaman insan? Bize ikramda bulunurlar mı diyor yani. Çünkü buraya geliyorlar bir sürü mal getiriyorlar, para getiriyorlar, pul getiriyorlar diyor. Dolayısıyla diyor hani öyle sadece mesele evet kabul ediverdik. O zaman diyor bir tane ilah kabul edeceksin ve bu ilahı her yerde bulacaksın diyor. Her yerde bulacaksın. O zaman buraya niye gelsin ki insanlar diyor. Her yerde ibadet ederler ona diyor. Çölde diyor açarlar şeylerini, seccadelerini. Ona ibadet ederler. Niye bize gelsinler ki? Bize gel diyor ticaretimiz biter bizim diyor. Paramız biter yani. Menfaatimiz biter. Dolayısıyla diyor mesela o kadar basitçe evet kabul edebilelim hemen oluversin diyeceğimiz şeyler falan değil. Aslında nefisleri insanın nefsi o hani ayet-i kerimede de kalu belada eşhedhum ala enfusihim dediği ayet-i kerimenin devamı onu anlatıyor.
Nefislerinde, her insanın nefsinde öyle bir nokta vardır ki o nokta aslında orada yakini bir şekilde meseleyi bilebilir ve kavrayabilir. Fakat dışarıya çıkarken bozabilir, değiştirebilir. Değiştirmesinin de bir sürü böyle sebepleri vardır. İşte öyle zannediyorum. Ondan dolayı belki Cenab-ı Hak onların şeylerini elinden alacak. Yani bahanelerini elinden alacak. Şuna açıdan tekrar döndüreyim. Yani şahsi hukuk noktasından problem yok. Şahsi hukuk açısından hiçbir sıkıntı yok. Fakat yani umumun hukuku noktasından, şahsi manevi hukuku noktasından çok büyük iflaslar yaşanacak. İnşallah yani ümit ediyorum ki, yani ümit ediyoruz ki, hep beraber söyleyelim belki, ümit ediyoruz ki bu iflasların boyutu dünyadayken imanı alma ve götürme kadar olmasın. Bazı iflasların boyutu öbür tarafa iflasa gerek kalmadan burada imanı götürme şeklinde çıkacak karşımıza. Çünkü bazı günahlar, yine üstadın ifadesini hatırlayın, bazı günahlara gelen cezalar kefaret-i zunuptur. Bazıları kessaret-i zunuptur. Yani siz bir günah, sizin günahınıza kefaret olur. Kefaret-i zunup. Günahınız bağışlanır. Fakat öyle de günahlar var ki o günahlar, ona bir tokat gelir. Bu tokat sizin günahınızı bağışlatmaz. Sizin günahınızı çoğaltır. Kessaret-i zunup olur. Yani sizi başka günahlara sokar. Öyle bir tokat gelir ki o tokatla siz başka günahlara girersiniz. Sonra ona da yeni bir tokat daha gönderir Cenab-ı Allah. O tokatla yeni günahlara daha girersiniz. Şimdi şöyle sorabilirsiniz. Biz bir meselenin kessaret-i zünub yahut da kefaret-i zünub olduğunu nasıl anlarız, nasıl fark ederiz? Günahlara sürekli giriyorsanız, sizi yeni yeni günahlara açıyorsa, gelen şeyler, gelen yani o nimet gibi gelse de tokat demektir o yani. Çünkü bazılarının imkanı yoktur. Mesela diyelim içki içemezler. Cenab-ı Allah ona bir imkan sağlar, içki içmeye başlar. O zanneder ki ya bana mükafat geldi. Halbuki ona tokat gelmiştir. Çünkü kesareti zunup yaptırıyor. Bakın yani günahını artıracak ortama sokuyor onu. O zanneder ki yani bu tokat değil. Bu bana bir lütuf, bir ikram zanneder. Fakat maalesef ki gelen o ikram değil, tokattır aslında. Hem de kefareti zunup değil, kesareti zunup olacak bir tokattır. Bazılarına da vardır, şiddetli bir şey gelir. Ona Cenab-ı Hak kefaret yapar, gözünü açar, farkına varır, tefar yapar. Bir daha ders alır, bir daha o işin içerisine girmek istemez. Ya buyurun, o da şiddetli de gelse, tokat gibi de gelse, kefaret-i zünub olduğundan dolayı Allah'ın adıyla problem kalmaz. Yani demek ki onun için hayır olur, iyilik olur ki bu da ona göre ölçülebilir. Allahu alem. Elhasıl el-hubbu lillah, el-hubbu fillah, işte lillah vel-buğdu fillah meselesiyle ilgili bir örnek daha şimdi üstad verecek. Hem medar dikkat bir vaka, bir zaman bir hakim bir hırsızın elini kestiği vakit eseri hiddet gösterdiği için ona dikkat eden adil amiri onu o vazifeden azletmiş. Çünkü şeriat namına, din namına, kanun-u ilahi hesabına kesseydi nefsi ona acıyacaktı. Ve kalbi hiddet etmeyip fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda kesecekti. Demek nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için adalette iş görmemiştir. Yani hakim karar veriyor, elinin kesmesini emrediyor. Fakat emrederken hiddet gösteriyor, azap, öfke gösteriyor. Halbuki biliyorsunuz öfke göstermesi, öfke esnasında verilen şeyler bile bazen batıl olur. Yani his, nefis oraya karıştığından dolayı o ameli iptal edebilir. Hele bile o konumdaysa insanlar. Onun için başındaki bizde insan da almış onu. Evet. Hislerin, biz ister istemez yani hislerimize hakim olamıyoruz. Yani çok zor. Çünkü bu iyi bir terbiye ister. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in ya dizinin dibinde ya da çıraklarının dizinin dibinde uzun müddet terbiye isteyen bir şey bu. Yani çok öyle basit bir şey değil, kolay bir şey değil. Hislerimizin biz çocuğu oluveriyoruz. Yani onun için hislerimizin meseleyi bozacağı platformlarda ve yerlerde meseleyi sözle değil yazıyla ifade etmek bence daha selametli gibi geliyor. Çünkü yazının içerisine konuşmada olduğu gibi his çok daha fazla karışmıyor. Karışsa bile insan tekrar dönüyor, tahsis ediyor, düzeltiyor falan, düzenliyor, eviriyor, çeviriyor, tekrar bir daha okuyor falan. Öyle olunca hislerden biraz daha kurtuluyor. Fakat konuşma o esnasında insan bir anda şiddetlenebiliyor, karşıdakinin verdiği cevaba göre kendini değiştirebiliyor falan. Çok masumane başlıyor.
Ama ters bir cevap geliyor. Gelen cevap karşısında bir bakıyorsunuz bu da heyecanlanıyor falan. Bu sefer mesele hakikati aramadan daha ziyade heyecanı yenme meselesi oluyor. Yahut da heyecanı sakinleştirme meselesi oluyor. Yahut da kendini ispat meselesine dönüyor. Yahut da davası adına işte efendim üstün gelme meselesi haline geliyor. Yani hakikat zayi oluyor oralarda. Dolayısıyla da kısır döngü oluyor ve oradan bir şey çıkmıyor. Yani insanların işte hislerinin konuştuğu, gazaplarının, öfkelerinin konuştuğu, sen haklısın, ben haklısın, haklıyım havasına girdiği, üste çıkmaya çalıştıkları falan bir platform haline mesele dönüveriyor. Böyle olduğunda hemen geri adım atmak lazım. Bir defaya mahsus diyelim böyle bir hadise yaşandı. Hemen insan kendini o zaman ölçer. Ha demek ki ben bu türlü yerlerde hissime hakim olamıyorum. Demek ki ben meseleyi karıştırabiliyorum. O zaman ne yapayım? Ben yani bunu güzelce ifade edeyim. Meseleyi ele alayım. A, B, C giriş gelişme sonuçlarıyla güzelce söyleyeyim. Gerekirse açayım orada. Orada konuşmayayım. Orada okuyayım. Yahut da önceden onu göndereyim. Yani onu okutayım. Yahut da buna yazılı cevap vereyim yani illa ki şey değil ki yani şart değil ki falan deyip birazcık şey yapmamız lazım. Yani kendimize hakim olacağımız ana kadar bu işi bu tarafa doğru götürmeyeceğimiz ana kadar biraz böyle yardım istememiz gerekiyor. Yani yazıdan mı yardım isteriz? Birilerinden mi yardım isteriz? Hakperest bazı insanların elimizden tutmasını mı isteriz? Vallahi bilemiyorum. Yani bunun şeylerini oturup düşünmek lazım. Yani nasıl olduğunda ama şeye fırsat vermemek lazım. Yani hisse fırsat vermemek lazım. Heyecana fırsat vermemek lazım. Çünkü dediğim gibi o hissin öyle bir özelliği var. Biliyorsunuz hakim bile öfkelendiği zaman verdiği hükümler merdut olur. Reddedilir. Kabul edilmez. Abi, vicdan mekanizması idrak eder. Nefis mekanizması o da biliyorsunuz mücerred bir varlıktır. Yani o da ruh gibidir zaten. Ruhun bir hususiyeti gibidir o da. O şeytana açık bir santral gibi olduğu için yani oradan gelen şeyleri tezkiyeyi tam olmadığı müddetçe hatta tezkiyeyi tam olduğu zaman bile şüpheleniyorlar bazıları. Tezkiyeyi tam olmadığı için acaba şeytana santrallik mi yapıyor? Acaba işte garizelerine santrallik mi yapıyor? Acaba işte fıtratına ve karakterine santrallik mi yapıyor? Çok fazla bilinemediği için, bilemediğimiz için oraya biraz işin doğrusu şey yapıyoruz. Yani biraz temkinli yaklaşıyoruz. Ama vicdan mekanizması öyle değil. Yani vicdan mekanizmasının tabii bozulmuş vicdan mekanizması için konuşmuyorum. Biliyorsunuz hani insan içkiyi içer karaciğeri mahvolur. Bir daha da karaciğeri vazife yapamaz. Onun gibi bazı insanlarda da biliyorsunuz vicdan tefessü eder. Yani öyle günahlara girer, öyle günahlar, öyle zulümler işler ki vicdan tefessü eder. Dolayısıyla artık o vicdan şeye açık olmaz. Kur'an-ı Kerim'in bel rana ala kulubihim dediği kalplerine bir rehin gelir, bir örtü gelir. Orası mühürlenir ve kapanır. Öbür tarafta da şöyle diyemez. Ya Rabbi sen kapattın, ben de duymadım diyemez. Niye diyemez? Çünkü sebebi o olduğu için diyemez, söyleyemez. Çünkü onu kapatmanın şartları vardı. O şartlarını iradesiyle o tercih etti. Tercihinde de ısrar etti. Tercih etti bir. Tercihinde de ısrar etti iki. Neticesine katlanır o zaman. Artık hayatın sonuna kadar onlar o vicdanlarını şey yapamazlar. Konuşturamaz. Vicdan ne sorar? Yani bu zulmü yapalım mı? Yapalım yapalım yani bunu yapmazsak olmaz. Yani vicdan hemen fetva verir. Yani olduğu için o şey değildir. Ondan dolayı yani meseleyi sadece hani vicdana yahut da sadece nefis mekanizmasına da meseleyi havale edip bağlamamak lazım. Onun için bizim ölçülerimiz önemli. Ondan dolayı Kur'an'ı ölçüler önemli. Ondan dolayı nebevi ölçüler önemli. Yani vicdan-ı umumi diye ifade ettiğimiz belki her vicdanın üzerinde bir vicdan var ki bu işte nebevi ölçülerin ve Kur'an'ı ölçülerin ortaya koyduğu vicdandır. Bunlara vurduğunuz zaman Allah'ın inayetiyle meselenin doğrusunu yanlışını fark edersiniz ki örneklerini daha önce vermiştim. Bir tane daha, bir iki tane daha vereyim yani meselenin daha rahat anlaşılması için. Yani şu örneği vermiştim. Çok bana çarpıcı gelir bu örnek. Yani işte hadis-i şerifte hakiki sıla-i rahim diyor. Sana gelmeyene senin gitmendir. Seni aramayana senin aramandır. Seni sormayana senin sormandır diyor mesela. Yani normalde insanın nefsi de bunu arzu etmez. Hatta vicdanı da çok arzu etmeyebilir. Ya beni aramıyorsan ben seni niye arayayım ki yani? Hele günümüzde böyle istina çağında.
herkesin böyle kibirden, enaniyetten bir pay aldığı, herkesin kimseye muhtaç olmadığı, müstahni olduğu bir çağda beni arama yani ben niye arayayım ki yani? Beni sorma yani ben niye sorayım yani? Bana küstün. Ben senin yedi sülalene küserim yani. Bakın hemen fetva geri hazır yani fetva görüyor musunuz? Hem de ben kendime de cevaz buluyorum ha. Yani sen yalaka mısın? Yani sen ona muhtaç mısın? Yani senin şahsiyetin yok mu? Madem o aramıyor sen niye arıyorsun? Sen zelil bir adam mısın? Senin hiç izzetin yok mu? Senin hiç şerefin yok mu? Niye o aramadığı halde sen arıyorsun? Niye o sormadığı zaman sen soruyorsun? Niye o gelmediği zaman sen gidiyorsun? Yani yaranmaya mı çalışıyorsun? Bakın ne oldu? Hem vicdan mekanizması hem şey mekanizması, nefis mekanizması aramamam için, sormamam için bir sürü bahane getirdi. Hatta delil getirdi. Bu deliller karşısında benim aramam mümkün değil. Sormam hiç mümkün değil. İzzetimi düşünüyorum bak. Vicdan mekanizmasından getiriyorum delili. Sen izzetli bir adamsın canım. Niye iki paralık ediyorsun şerefini, izzetini? Niye arıyorsun? Niye soruyorsun? Bak bu adam iltifat bile etmiyor sana. Bağışlayın hani az önce dedim ya sen yalaka bir insan mısın? Ne yapıyorsun ki falan? Görüyor musunuz? Peki Efendimiz bütün bunların hepsini elinin tersiyle itiveriyor. Öyle diyor ki leysel vasılu bil mükafi innemel vasılu bakın ellezî izen kat'a rahimuhu vasalehâ. Yani sıla-i rahim yapan diyor. Karşılık vermek için yapan değildir. Sıla-i rahim yapan odur ki diyor. Akrabayı taallukatı ya da arkadaşı dostu ondan ilişkiyi keser. Fakat o diyor vasalehâ. Onu sıla yapar diyor. İlişkiyi kestiği halde aramadığı halde arar diyor. Bir yerde de doğrudan emir var Efendimiz'de. Sıl men kata'ake. Yani seninle ilişkiyi kesene diyor sen sıla yap diyor. Senin ilişkiyi kesmiş adam. Hayır sen yapacaksın yani. Ve ahsin ila men esa'e ileyke. Sana diyor isaette bulunana, kötülükte bulunana sen ihsanda bulun diyor. Hadis-i şerif. Buyurun burada ne vicdan kalır ne işte efendim nefis mekanizması kalır. Hepsi bağıştan top atar. Kim ne derse desin, hangisi hangi cevazı bulursa bulsun, hangisi hangi delili getirirse getirsin, bu hadis karşısında hiç benim için önemli değildir. Hepsi terazinin bir kefesinde havaya kalkıverir. Hadis aşağıya doğru iner ve size tavrınızı belirler. Belirlemeniz de bir ölçü verir. Onun için Kur'an-ı Kerim kullun ya'melu ala şakiletihi buyuruyor. Herkes şakülesine göre, yani herkes kendine şekil veren şeye göre hareket eder diyor. Benim şakülem benim fıtratım değildir. Bana şekil veren benim fıtratım değildir. Benim karakterim değildir. Benim yetişme tarzım değildir. Benim etrafım değildir. Benim zihni altyapım değildir. Benim anlayışım benim değildir. Benim şakülem bana şekil veren, beni şekillendiren Kur'an'dır. Kur'an'ı esasattır, nebevi desatirdir, düsturlardır. Bunlar bana şekil verir. Benim şakülemi bu belirler. Ve dolayısıyla ben de bu şaküleye göre hareket ederim. Ben buna göre ölçerim bir şeref her şeyi. Niye böyle yaparım? En başa tekrar dönüyorum. Çünkü vel veznu yevme iznil hak. O gün geldiğinde ölçü hak olacak. Kur'ani düsturlar, nebevi esaslar olacak. Sonra da diyor ki فَاَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İşte orada diyor o ölçüleri tutturanlar ve ağır bastıranlar onlar kurtulacaklar diyor. Ha demek ki o zaman beni orada hesaba çekerlerken bu esaslara göre hesaba çekecekler. Yoksa benim nefsimin kendime inandırdığım, kendime delillerini getirdiğim meselelere göre, esaslara göre değil ki. Ve bunlar nettir. Bunlar açıktır. Bunları her yerde bulabiliriz. Bunları yani üstadımızın yine ifade ettiği bir şey vardı ya, hani bir levha var diyor. Başıma astım. Nefsim beni taciz ettikçe diyor. Dönüp o levhaya bakıyorum diyor. Onu susturuyorum falan. Bunlar bizim başımızın üzerine asacağımız esaslardır. Ne oldu yani? Burada böyle hareket ettim ama esas neydi bu meselede? Bu meselede esas şuydu yani. O zaman hemen çekidüzen verip, istiğfar edip, tövbe edip, af dileyip yani tekrar ona göre şaküleyi belirlemek lazım. Onu bir şekil belirleyici gibi karşımıza koyup kendi şakülemizi de ona göre şekillendirmemiz lazım ki vel kazimine'l gayz vel afine ani'n nas vallahu yuhibbul muhsinin. Yani öfkelendim, önümde kimse durmasın. Niye? Öfkelendim çünkü. Ama Kur'an diyor ki vel kazimine'l gayz diyor. Gayzlarını yutarlar onlar. İçini yakacak, yaksın. Önemli değil ki. Midesinde asit olacak. Olsun, önemli değil ki. Vel afine ani'n nas. İçlerinde bile tutmaz, insanları affederler diyor. Ya buyurun ölçü. Bu diyor müttakilerin esaslarıdır diyor. Müttakin sıfatıdır diyor.
Yoksa ben öfkelendiğim zaman kimse önümde durmasın. Kafamı kimse bozmasın. Canımı kimse benim sıkmasın. Öyle olmasın, böyle olmasın. İyi ne olacak o zaman? Nerede kalacak Kur'an esasat, Kur'an ölçüleri? Efendim bunlar ütopik şeyler. Bunlar ayağı yere basmayan haşa ve kella. 100.000 defa haşa ve kella. Yani bunlar ayağı basmaya, yere basmayan şeyler. Vakayla mutabık olmayan şeyler. Bunlar işte Farabi'nin Medinetül Fazılası'nda yaşanacak şeyler. Allah bir taraftan diyor ki la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Ben hiçbir nefse takatin üzerinde bir yük yüklemem, teklifle gelmem, öyle bir teklifte bulunmam diyecek. Sonra da vel kazimine'l gayze vel afine ani'n nas diye bir teklifte bulunacak. Ve sonra ben diyeceğim ki ya Rabbi bu teklifi bana ettin ama vallahi çok altından kalkılacak gibi falan değil. Bu bağışlayın. Ben ona karşı şey yapacağım. Ukalalık yapacağım. Böyle şey mi olur? Allah kimseye gücünün yetmediği şeyi koymaz. Bunu tersten okuyalım. Şöyle okuyalım. Eğer Allah bir insana bir yük yüklediyse o insan o yükü kaldıracak kabiliyette ve kapasitedir. Bunu böyle okuyabilirsiniz. Yani çok basit bunu okuması. Efendim kalkamadım, altında kaldım, ezildim. O zaman zaten mesul değilsin. Ezildiysen, kalkamadıysan, bittiysen, tükendiysen zaten o zaman mesul değilsin yani. Yani işi bir taraftan bak, kurtulursun Allah'ın inayetiyle. Ama diğer taraftan bak, sırtına koyduysa senin kaldıracağın bir yüktür o. Kapasiten demek ki onu kaldırabilecek. Kapasiteni kullanmamış olabilirsin. 100 metreyi 10 saniyede koşacak kapasiten vardır. Ama ihmal etmişsindir. 100 metreyi 1 saatte ancak koşuyorsundur. Sonra da Cenab-ı Hak demiştir ki sana 100 metreyi koş 10 saniyede. Ya Rabbi vallahi ben koşamam. 1 saatte ancak koşarım. Öyle olmaz. Niye ihmal ettin? Ben sana 100 metreyi 10 saniyede koşacak kabiliyet ve kapasite verdim. Ama sen ihmal ettin, 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 ettin. Sonra da bana diyorsun ki yani ben kaldıramayacağım yükü yükledim. Hayır ben kaldıramayacağım yükü yüklemem ki. Sen ya kendi kıymetini bilemedin. Ben sana öyle bir cevher verdim ki dünyayı satın alırdın sen. Hani sen de gittin bir bilye gibi onu sattın yani. Değerlendiremedin. Deyiverir, söyleyiverir. Ha kurtulur muyuz? Kurtulma ayrı mesele. Yani Cenab-ı Hak zaten kurtarmak için yani tabiri caizse hani bahane tanrısı dense sezadır falan deniyor ya Cenab-ı Allah için. Ya zaten bahane arayıp duruyor kurtarmak için ayrı mesele. Ama mesele öyle değil. Onun için Cenab-ı Hak bize öyle dua edelim tekrar. Kaldıramayacağımız yükü yüklemez. Ki zaten kaldıramayacağımız yükü yüklemez. O zaman şöyle diyelim. Sırtımıza yüklediği yükleri kaldırabilecek inşallah güç ve kuvvetle bizi teyit etsin yani. Bizi donatsın. Yani imtihanlardan inşallah selametlice çıkmayı nasip etsin. Şu anda ciddi bir fırtına var. Çok kuvvetli fırtına var. Ve bu fırtına her alanda esiyor. Kimini yakin alanında esiyor, yakinini zedeliyor. Yani kimini iman noktasından esiyor, imanını zedeliyor. Yani Evet. kimini amel noktasından esiyor, amellerini zedeliyor. Kimilerine amellerini iptal ettiriyor. Maalesef ki iptal ettiriyor. Kimilerini minnete sokturuyor. Yani minnet. Ben gözünüze dizinize dursun. Sizin için mi yaptım? Bundan dolayı mı saçımı süpürge ettim? Bundan dolayı mı ben siz git dediğinizde gittim, dur dediğinizde durdum? Demek ki benim kıdemetimi bilememişsiniz. Demek ki ben boş yere yapmışım bütün bunları falan dedirtmek suretiyle bazılarını amellerini iptal ettiriyor. La tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Birilerinin başına minnet ettirmek, başa kakmak suretiyle ve eziyet vermek suretiyle sadakalarınızı iptal etmeyin diyor Cenab-ı Allah. Allah muhafaza iptal olur. Bazı meseleler vardır ki ameller iptal olur. Orada saçınızı süpürge ettiğiniz şeyler bedavaya gider. Sabahlara kadar uyumadığınız dönemler ve zamanlar Allah muhafaza bedavaya gider. Bunlar boşa gider. Bu çok tehlikelidir. Ve zaten şeytanın da işi budur, derdi budur. Maksadı da budur zaten. Kimden ne koparabilirsen. Kiminin amelini toptan iptal ettirelim. Kimisinin ihlasını götürelim. Kimisinin imanına tereddüt verelim. Kimisinin yakinini sallayalım, sarsalım. Kimisini ne koparabilirsem kar. Şeytanın işi bu zaten. Şeytan böyle çalışır. Sistemi böyledir şeytanın. Cenab-ı Hak fırsat vermesin.